Fatih hocamız, sevgili seyirciler, şimdi tekkede, camide ya da farklı meclislerde tekke musikisi, dini musiki, ezan ve Kur'an'ın okunma formları böyle nesilden nesile tevarüs etmiştir bugüne kadar. Ama modern dünyada başka bir problemle karşı karşıyayız. Bu geleneksel sanatlarımız bizim hayatlarımızdan da yavaşça çıkıp gidiyor. Bu sanatların, hünerlerin devam ettirilebilmesi için akademik çalışma gerekiyor. Bu alanda da çok az akademik çalışma yapan hocamız var. Onlardan biri de Fatih Koca ve doktora tezi Anadolu sahasındaki Salatü Selamlar üzerine. Değil mi hocam? Evet. Ne kadar hocam? Yani o Itri'nin meşhur Salatü Selamıyla bir iki bildiğimiz Salatü Selam dışında çok fazla yoktur herhalde. Besteli salavatlar benim doktora tezi yapacağım zamana kadar, 2009-2010 yıllarına kadar 10 tane özel bestelenmiş eserden başka besteli salalar ve salavatlar yoktu. Ama şu an 580 civarında. Çünkü Anadolu'yu dolaştık. Hala da çıkıyor. Yani doktora tezi bittikten sonra da Anadolu'yu dolaşmaya gittiğimiz zaman herhangi bir yerde bir amcadan bir sala duyabiliyorsun. Onları da kaydediyorum zaten. Onları da inşallah, belki başka bir eserde yayınlamayı düşünüyorum. Çünkü bizim milletimiz, İslam dünyasındaki bizim, özellikle bizim milletimiz Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a karşı çok aşırı bir ilgisi, alakası var ve yazdığı şiir, edebi olarak yazdığı şiirlerle beraber o şiirlere yapılan besteler de İslam dünyasında herhalde en fazla bu millette var. Siz bunları müzikli halleriyle not ettiniz değil mi? Güfte söz olarak değil. Tabii. Güfteleri de var. Yani. Evet. Ben Anadolu'yu dolaştığımda Anadolu'da okunan, mesela Türabi hocam demişti ki ben bu teze başlarken ya bulabilecek misin Fatih? Vallahi ben seviyorum, çıkacağım bu yola dedim hocam dedim. Çıktık. 80 küsür ayrı sala, yani minareden okunan ayrı bir sala formu var. Evet. 80 küsürün dışındakiler, yani 600'e yakın, işte 400 küsür, 500'e yakın da besteli salavatlar var. Allah Allah. Hocam bunlar ne zaman icra edilecek tekrar? Yani bizim kulaklarımız o eserleri ne zaman duyacak? İnşallah Diyanet İşleri Başkanlığımız kitabı yayınladıktan sonra, notalarda yayınlandıktan sonra herkese buradan açıkça söylüyorum. Fi sebilillah, istediğinizi alın, okuyun, yazın. Yani albüme de mi alıyorsunuz? Ne yaparsanız yapın. Eserler tekkelerde kalmasın. Eserler camilerde kalmasın. Eserler, çünkü eskilerimiz eserleri bestelerlermiş ama bestekarına kendi adını yazmazmış. Evet, evet, utanırlar. Yüklenirim, belki yanlış, taaccüp edermiş, la edir yazarlarmış. Evet. Ama bugün maalesef bazı okunan eserleri üzerlerine alıp okunmalarını engelliyorlar. Evet. Buna diyecek hiçbir şey. Tabii zamanla insanlar değişiyor. Efendim şimdi önce programa Aşr-ı Şerif'le başladık. Sonra bendeniz biraz gevezelik ettim. Şimdi sözün özüne geldik. Fatih Koca ve ekibi de bırakalım. Onlardan sonra ben kıymetli konuğumuzun yanında olarak iftarı beklerken de sizinle beraber bekleyeceğim efendim. Buyurunuz. Efendim, ilk eserimiz bestekarı Doçent Doktor Hüseyin Akpınar hocamıza ait, Urfa'dan. Güftesi ise Hafız Abdullah Nazırlı'ya ait. İhsan eder o bir gün. Uşak ilahisini seslendiriyorum. Oh,
verse de sabreyle, her halinde hamd eyle. Dert verse de sabreyle, her halinde hamd eyle. Daim ona şükreyle, ihsan eden o bir gün. Daim ona şükreyle, ihsan eden. Sevgili hocam, nefesinize sağlık. Çok teşekkür ederim. Allah razı olsun.